Devam edeceğiz gayrimenkul raporuna. Şimdi bir yandan da Türkiye'deki binalara baktığımızda ısı kayıplarını, enerji tasarrufunu konuşuyoruz ki ısı kayıplarının %30'unun pencerelerden, %40'ının ise duvarlardan kaynaklandığına vurgu yapıyor araştırmalar, son dönemdeki araştırmalar. Binalarda izolasyon tam olmadığı için ısı kayıpları maalesef evi değil, sokağı ısıtıyor. Şimdi bu noktada PVC kapı pencere sektörüne bakacağız. Ve bu noktada faaliyet gösteren Kompe'nin genel müdürü Erdal Küçükşehir de bize eşlik edecek. Erdal Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Şafak Hanım, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Efendim şimdi tabii ki sektörü hedeflerini merak ediyoruz. Nasıl pazar büyüklüğünde oluşan hacim nasıl bunu merak ediyoruz ama ben biraz enerji tasarrufuna dikkat çekmek istedim ki son zamanlarda da en fazla konuştuğumuz konular enerji tasarrufu, küresel ısınma ve ısı noktasında yapılması gerekenler. Şimdi burada bize biraz efendim açabilir misiniz? Şimdi ben biraz sokakları ısıtıyor dedim. Isı kaybını evde sağlayamıyoruz maalesef. Tam anlamıyla o dönüşüm sağlanmadığı için de ev yerine sokağı ısıtıyoruz. Peki burada oranlar nasıl? Neler yapılması gerekiyor? Sektörde bu konuda ne gibi çalışmalar var efendim? Doğru bir tespit. Tabii Türkiye'nin cari açığına baktığınızda en büyük kalem enerji kaleminden kaynaklanıyor. Burada da sizin de tespitinizdeki gibi enerjimizin büyük bir kısmını sokağa ısıtmakta kullanıyoruz. Bu aşamada enerji kimlik binalarla ilgili enerji kimlik çalışmaları yapıldı. Bu birkaç kez ertelendi ama hayata geçeceğini düşünüyorum. Ve doğru bir uygulama. Enerjiyle alakalı açığımızı ve cari açığımızın da büyük bir kısmını oluşturduğunu göz önüne alırsak, binalarımızın yalıtımına gerçekten önem vermemiz gerekiyor. Bu her anlamda ülkemiz için ciddi bir kaynak israfı diye düşünüyorum. Biz sektör olarak burada üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Başlangıçtan bugüne kadar her zaman ısı geçirgenlik kat sayısının önemli olduğunu söylemeye çalıştık, anlatmaya çalıştık. Son dönemlerde de bu konularda ciddi aşamalar kaydedildi. Artık standartlarda, şartnamelerde daha çok yer alır oldu. Bu bizi de sevindiriyor. Ülke ekonomisi için de ciddi bir kazanç olarak buna bakıyorum ben. Peki efendim şimdi tabii ki burada yapılan çalışmalar da önemli ve sektörün göstermiş olduğu performans da önemli. Sektöre şöyle baktığımızda yanılmıyorsam değil mi 40 yıllık bir geçmişi var ve yine Doğru. Avrupa'da ilk 5'e giren bir sektörden bahsediyoruz. Peki sektörü bize anlatabilir misiniz? 2020'yi nasıl geçirdiniz? Nasıl bir iş hacmi oluştu? Yine ihracatta da önemli sektörlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Sektörün gelişimini sizden dinlemek isteriz. Çok doğru. Biz inşaat malzemeleri sektöründe yer alan bir kuruluşuz. PVC pencere kapı sektörleri zaten bu başlık altında yer alıyor. Türkiye'de evet 40 yıldan fazla bir geçmişi var ve Avrupa'da ikinci büyük üretim üssü. Dünyada da hatırı sayılır bir üretime sahibiz. Yani teknolojik olarak, birikim olarak, iş gücü olarak hakikaten bu sektörde dünyada söz sahibi ülkelerden biriyiz. Bu anlamda 2020 yılı ilk Mart-Haziran dönemini saymazsak sektör açısından hem de İnşaat malzemeleri sektörü açısından hakikaten verimli geçti diyebiliriz genel olarak 2019'a kıyasladığımız zaman. Burada tabii bu pandemi sürecinin insanların yaşam alışkanlıklarında değişkenlikler yaratmasının etkisi var. Geçmişe yönelik baktığınızda insanlar daha çok müstakil evlere veya yılda birkaç ay gittikleri yerlerle alakalı artık daha yatırımlar yaptılar, yenileme yatırımları yaptılar, öyle diyelim. Bunlar bütün inşaat malzemeleri sektörünü 2020 yılı içerisinde ciddi anlamda olumlu etkiledi. Sektörde herkes termin süreleri yani teslimat süreleri uzadı, taleplerin çokluğundan dolayı. Ve yatırımlar olarak yine 2020 yılı içerisinde planlanmış olan yatırımları pandemiye rağmen en azından biz gerçekleştirdik. 2021'e de bu anlamda yine yatırım planlarımızı yönetim kurulumuza onaylattık. Bunları yapmayı düşünüyoruz. Yani olumlu bir sene geçirdik diye düşünüyorum. İhracat noktasında da
Biz 35'in üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunu Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar büyük bir yelpazede ihracat yapıyoruz. Ve hakikaten ihracat hem pandemi sürecinde hem daha sonrasında hem sektörü hem şirketimizi çok olumlu etkiledi. Ve bunu artırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yani ihracatla alakalı gelecek hedeflerimiz daha iyi noktalara şirketimizi taşıyabilmek. Bunun hem ülke ekonomisine olumlu katkısını önemsiyoruz. Hem şirketimizin kalite ve standartlar açısından uluslararası rakipleriyle yarışabilmesi noktasında bizi daha yukarılara taşıdığına inanıyoruz. Yani genel olarak düşüncelerimiz böyle. Peki Erdal Bey, şimdi sektöre baktığımızda sıcak konu başlıklarından biri ham madde. Özellikle profil ham maddesi PVC ağırlıklı olarak ithal yolla temin ediliyor bildiğimiz kadarıyla şimdi. Peki ham madde ilişkin gelişmeler nedir? Nasıl sektöre dönüşü bu konunun? Şimdi Şafak Hanım, birçok sektörde ne yazık ki 2020'de yaşanan bu COVID-19'la alakalı pandemi süreci tedarik zincirlerini olumsuz etkiledi. Birçok ham madde kaleminde inanılmaz fiyat artışları gerçekleşti. Buna demir cevherini de ilave edebilirsiniz. Bizim petrokimya türevlerini de ilave edebilirsiniz. Bunun tabii ana etkeni Amerika'daki kaya gazı tesislerinin birçoğunun ham madde fiyatlarındaki düşüşten dolayı kapatmaları oldu. Bu Avrupa'daki üreticilerin ana ürüne ulaşamadıkları için fabrikalarını kapatmalarına sebep oldu. Uzak Doğu'da da zaten talep canlı olduğu için PVC olarak, yani kendi ham maddemiz olarak ciddi bir boşluk oluştu. Ve bu boşlukta fiyatlar hiç ummadığımız, beklemediğimiz noktalara geldi. Dolar bazında neredeyse %70'ler civarında ham madde fiyatlarında artış gerçekleşti. Bu tabii öngörülemediğimiz, yani böylesine bir artışı hiçbirimiz öngöremedik. Şu anda da dünya piyasalarında en yüksek fiyatlar Türkiye'de diye bilirim size. Çünkü Uzak Doğu kontratlı satışlar olsun, Amerika kontratlı satışlar olsun bizden biraz daha düşük. Ama bu süreci birkaç ay içerisinde atlatabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü Çin vadeli kontratlarda bir düşüş söz konusu. Herhalde bu Şubat ayı ve sonrasında bize de olumlu yönde katkı yapar. Ama bunu sadece konuşmamın başında da söyledim. PVC sektörü olarak öngörmeyelim. Dünyada pandeminin yarattığı hakikaten öngörülemeyen emtiada ve ham maddede artışlar söz konusu oldu. Hatta son dönemlerde bu gıdaya da sirayet etti. Mesela ihracatçıların birçoğunu şu an yaşadığı lojistikle ilgili deniz aşırı ülkelere özellikle konteyner, Çin ile Amerika arasındaki artan ticaret hacmi konteyner bulmayı zorlaştırdı ve deniz aşırı ülkelerin nakliyeleri, navlunları çok ciddi miktarda arttı konteynere ulaşılamadığı için. Bunun gibi olumsuz etkileri oldu pandeminin. Tabii insanların sosyolojik ve diğer hayatlarına etkileri olduğu gibi ekonomiye de, bizim gibi üreticilere de olumsuz etkileri oldu. Ama buna rağmen yolumuza devam ediyoruz. Ve 2021 ile ilgili hedeflerimizde inşallah daha iyi bir noktaya hem sektör olarak hem biz şirket olarak gelmeye çalışacağız. Peki efendim, şimdi küresel çapta baktığımızda zaten petrol ve petrol türevlerindeki o dalgalanma, fiyatlardaki aynı hareketlerin de yansımasını görüyoruz. Elbette sadece sektör değil, küresel açıdan bakmak gerekiyor sizin de dediğiniz gibi. Peki içeriye şöyle tekrar döndüğümüzde, ki Mart'tan sonra anladığım kadarıyla da bir rahatlama bekliyorsunuz. Yeni yatırım haberleri gelir mi peki bu rahatlamanın ardından? Örneğin sizler önümüzdeki döneme ilişkin, önümüzde koca bir yıl var, ona ilişkin nasıl bir planlama yapıyorsunuz efendim yatırımlar noktasında? Yeni yatırım haberleri alacak mıyız? Evet, biz nasip olursa 2021 ve sonrası için, yani 2021-2023 dönemi içerisinde Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde ilave bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Burada hem kendi kapasitemizle ilgili bir artış söz konusu olacak, hem yine inşaat malzemeleri sektöründe farklı bir iş koluyla alakalı bir yatırım planımız var. İnşallah bunu hayata geçirmeye çalışacağız.
Bunun dışında 2021 için şu anda hatta siparişlerini verdiğimiz özellikle Güney Amerika ve Sahra Altı Afrika dediğimiz pazar için bir takım yeni tasarım çalışmalarımız var. Bunların kontratlarını yaptık. 2021 yılı içerisinde ürün gamımıza ilave ederiz. Bir aksilik olmaz ise. Tabii biz sanayiciler olarak üreten tarafta önümüze bakmak zorundayız. Yani Türkiye'nin üretim gücünü ayakta tutabilmek için, daha çok üretip daha çok ihracat edebilmek için çevremizde olup bitenlere değil, kendi hedeflerimize odaklanmak zorundayız. Evet, zaman zaman yatırım ortamı zorlaşabiliyor. Dünya piyasalarındaki olumsuz haberler sizi olumsuz yönde etkileyebiliyor, şevkinizi kırabiliyor ama sanayicilik biraz da böyle bir şey zannediyorum. Siz önünüze bakmak, hedeflerinizi gerçekleştirebilmek için çalışmak zorundasınız. Bunun için de teknolojiyi takip etmek zorundasınız. Ar-Ge yapmak zorundasınız. Yatırımlarınızı aksatmadan devam ettirmek zorundasınız. Yani ben 2021 yılı içerisinde Türkiye üretim gücünün gelecek dönem için yatırımlarını bekletmeyeceğini ve bunları hayata geçireceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda bir duraklama dönemi, bütün küresel anlamda baktığınızda bir duraklama dönemi. Bunun sonrasında rakiplerinizden bir adım, iki adım ileride olmak istiyorsanız bu duraklama dönemini olumlu yönde değerlendirmeniz ve olumlu çalışmalar yapmanız gerekiyor. Ya bizim düşüncemiz bu şekilde Şafak Hanım. Erdal Bey, belki şu notu da düşebiliriz iç pazara ilişkin. İç pazarda da şimdi bir yandan tabii kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor ve geçen yılın son aylarına doğru da gayrimenkul sektöründen yeni haberler, yeni lansman haberleri gelmişti. Bu da yine iç pazarda hareketlilik yaratabilecek konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu sizleri motive ediyor mu efendim bu başlıklar? Tabii şimdi iç pazar da bizim, yani kompen olarak biz yarı yarıya diyebilirim. Üretimimizin yarısını ihracatta, yarısını iç pazarda tüketiyoruz. 2020 yılı içerisinde faizlerin özellikle emlakta, konutta ciddi manada teşvik düşmesi ve teşvik edilmesi, özellikle kamu bankaları önderliğinde zannediyorum hiç kimsenin öngörmediği satış rakamlarının yakalanmasına sebep oldu. Bu olumlu, çünkü geçmiş yıllarda 2019'da ve 2018'de baktığımızda inşaat yapı ruhsatlarında bir duraklama, bir düşüş söz konusuydu büyük şehirlerde ve diğer şehirlerde. Bu eldeki konutun büyük bir kısmının satılması 2021 ve sonrası için yapı ruhsatlarının ve inşaatta olan hevesin, talebin artmasına olumlu bir yönde etki yaptı. Türkiye tabii kentsel dönüşümle alakalı hakikaten kat etmesi gereken çok mesafe var. Bir de deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini de düşünürsek bu konuda ben ümitliyim. 2021 sonrasında inşaatın tekrar cazip bir hale gelebileceğini, bu konuda ciddi yatırımlar yapılacağını düşünüyorum. Artı tabii bizim inşaat malzemeleri sektörü için de bahsetmiştim. Bu pandemi yenileme dediğimiz, tabir ettiğimiz tüketimi de çok canlandırdı. Çünkü birçok insan büyük şehirde yaşıyordu. Yazları bir ay, iki ay yazlığına işte güneye ya da Ege'ye gidip geliyordu. Bu süreçte insanların birçoğu orada artık oturmaya başladı. Dolayısıyla oradaki yazlıklarının, oradaki konutlarının işte doğramasını, parkesini, mobilyasını, yani aklınıza gelebilecek bütün ürünlerde malzemelerini değiştirmek gibi, yenilemek gibi bir harcamaları söz konusu oldu. Bu tabii bir inşaat malzemeleriyle alakalı ve beyaz eşya da dahil olmak üzere alt kalemlerin tamamında 2020 yılı özellikle son 6 ayında çok olumlu katkı yaptı. Bunu zaten yıl sonu bu sektörlerin rakamlarından da ortaya çıkarmak mümkün. Bunun 2021 yılı içerisinde de ilk 6 aya en azından ben devam edeceğini düşünüyorum. Sonrasında da yeni yatırımlar, inşaat yatırımlarının daha hızlanarak 2022'ye doğru
devam edeceğini, bunun da yine inşaat malzemeleriyle alakalı bütün sektörleri olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Evet, hem sektörü hem de az sektörleri hareketlendirecek başlıklar bunlar. Çok teşekkür ediyoruz Erdal Küçükşehir, aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim Şafak Hanım. Çok sağ olun. Teşekkürler efendim. Teşekkür ediyoruz. İyi bir gün diliyoruz sizlere. Değerli izleyenler, gayrimenkul raporunun efendim bu keyifli sohbetle sonuna geldik. Bir nokta koyacağız. Çok kısa bir ara vereceğiz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından otomotiv sektörünü konuşacağız.